Arkadaşlar cümleten selamun aleyküm. Herkes kanalımıza ve videomuza hoş geldi. Arkadaşlar gene evdeyim. Hava çok yağmurlu veriyordu ama şu anda mükemmel oldu. Tabii ki soğuk. Artık kazakları giymeye başladık Hollanda'da. Biliyorsunuz erkeklere alıştırmaya başlamıştım yuvalıklarını arkadaşlar. İsterseniz önce oradan başlayalım. Bakınız. Bakın. 36 alıştı. Şurada 99 biraz üçkağıtçılık yapıyor. Ve Mehmet Aktağ'ınki 2 numaralı sandığa alıştı. 22 arkadaşlar 5 numaraya alıştı. Bunları saldım. Ama solda yani 9 numaralı sandık. Bakınız Ali'ninki biraz o da üçkağıtçılık yapıyor. Ve 99 arkadaşlar. Bunları takımı kurduğumu biliyorsunuz. Bakınız daha yeni geldim eve. Temizlik yapmadık ama ondan önce burada arkadaşlar biliyorsunuz yavrularımız var. Bakınız Robin'in yavruları var. Güzel oldular. Ondan sonra dedenin erkek duruyor burada. 91'in yavrusu burada. 85'in yavruları burada. Arkadaşlar bu da Robin'in bakın erkek olanı. Görüyor musunuz? Mükemmel kuşlar oldular. Şöyle içeri bakalım. Oraya onları kapattım. Bakınız yine dün temizlenmesine rağmen dışkıları falan 10 numara. Ve ne yapacağız arkadaşlar? Bu yavrular çok tecrübesiz. Bunları da buraya adapte etmeye çalışıyorum. Tabii geçen senenin yüzüklerini veya 2022'nin yüzüklerini taktıklarımız oldu. İsterseniz içinde tecrübeliler ve tecrübesel olarak arkadaşlar. Çünkü 3-4 tanesi güzel uçuyor. Onları şöyle bir salmayı deneyelim. Bakınız bunlar tecrübeli kuşlar. Hemen kalkacaktır zaten. Görüyor musunuz? Şimdi şu da tecrübeli en öndeki sarı boncuklu Robin'in yavrusu. Biliyorsunuz bakınız bunları hiç ellemeyeceğiz. Bak o da kalktı. Bunları şöyle ben şuraya oturayım dostlar. Bakın şöyle yaklaştırayım. Görüyor musunuz yavruları? Çok güzel yavrular var. En iyi kuşlarımın yavruları var arkadaşlar. İşlerinde biliyorsunuz takip edenler biliyor. Bunları 2-3 gündür salıyorum ben. İlk geldiğimde yani izinden dönüşte saldığımda 91'in bir yavrusu ve dedenin bir şu öndeki kardeşi kayboldu. Arkadaşlar o 15 numaralı yüzük ne lanet bir yüzükmüş ya. Bakın. İlk turda bir yavruya taktım. Yavru büyümedi. Onu çıkardık elden. İkinci gene büyümedi. Onu da çıkardık elden. Bunu büyüttük. Dedenin yavrusuna taktık. Abi bu sefer de 15 numaralı yüzük yok. 31 kalmış herhalde. Arkadaşlar tam bilmiyorum ama şu anda 6 tane burada yavru var. İkisi kayboldu. 8 beyler. Yavruları biraz yakından inceleyelim. Bu sas kanat 85'in yavrusu. Bu çok güzel bir kuş. Arkadaşlar bakın. O da 2 gün kayboldu geldi. Bakınız. Bakınız. Cin gibi oldu maşallah. Bakınız bu da 91'in yavrusu. Bu da harika bir kuş. Bunları yavaş yavaş bakın arkadaşlar. Bakın. Vallahi kalktılar. Sen de gel lan. Sen de gel. Çık. Gel. Durun arkadaşlar. Bak. Evet o çatıya kondu. Diğerleri zaten ne o? Erken yavrular. Onlar artık neredeyse uzak salıma geçilecek. Ama ben bunları böyle bir antrenman vereyim. Kışın da arkadaşlar uzak salıma başlatacağım. Bakınız genç yavrulara beyler. Hepsi uçuyor. Şu anda onları da buraya adapte etmeye çalışıyorum. Bakın 91'in yavrusu. Şimdi o da kalkar tahminim. Diğerleri nerede arkadaşlar? İlk grup. Çok güzel bir hava var şu anda. Bakınız bunları da alıştırmaya başladım ama tabii ki de şunu söyleyeyim size. Yavruyu kümes anne babadan ayırıp uçum kümesine aldığınızda ne kadar geç salarsanız o kadar büyük sıkıntı yaşarsınız. Ben her zaman söylüyorum. Çünkü kanatları güçlü olacağı için ne oluyor? Bu şekil kalkıp gidiyorlar arkadaşlar. Biz ne yapıyorduk yavrularımızı alıştırırken? Yavruların kanatları tam daha güçlü olmadan yani parpazlanırken arkadaşlar salıyorduk ki. Bakınız nereye çıktılar. Öteki gruba bakın beyler. Puf. Salıyorduk ki burada kanatları güçsüz olduğu için dönüp dönüp gelsinler. Ben izinden geldim arkadaşlar. Kanatları taş gibi olmuş hayvanların. Direkt saldım zaten işte o zaman kaybolan kayboluyor. Hiçbir haber yok. Sas kanat da kayıptı. O çıktı geldi. Şu anda acayip alışmış beyler. Bakınız. Görebiliyor musunuz? Bunları şimdi eğer ben beklersem salmazsam salak olacaklar. Yani bu tabiri caizse
biraz havada kalktı. 91'in yavrusu da kalktı arkadaşlar. Yani olay bundan ibaret. Ben böyle eğitiyorum biliyorsunuz ama maalesef 17 gün tabi burada yoktuk. Normalde daha önceden ayırıp salmamız lazımdı. Ama şu anda iki kayıpla devam ediyoruz. Haber yok bir yerden. Bakınız 91'in yavrusu. Arkadaşlar bakın iki grup. 5 orada, 5 de orada, 10. 11 tane kuş olması lazım. Bir tanesi de burada 11. Ama çok açılıyorlar beyler. Çok yükseğe çıkıyorlar. Bakınız bastı gittiler vallahi. İşte yavru böyle oluyor arkadaşlar. Yavru eğitimini biliyorsunuz. Her zaman da anlatıyoruz zaten. Bakınız grup 2 tane. Şimdi bunlar genç olanlar, bunlar tecrübeli olanlar. Ama sineğin sineğine çıktılar beyler. Görüyor musunuz? Ben biliyorsunuz ki buradaki erkeklerin eğitimine şu anda önem veriyorum. Yani yanlış bir yerlere girmemeler için. Bak 36 acayip sahiplendi. Çok güzel bir erkek olacak tüyde. Bakınız bak 22'yi görüyorsunuz mu arkadaşlar? Kendi yuvasından çıktı geldi. Daha temizlik yapılmadı. Mehmet Akta iyice alıştı. Mehmet selam olsun kardeşim. O da alıştı. Yalnız dediğim gibi Ali'ninkinin 99 biraz sıkıntı var. Onlar da giderdik mi efsane olur. Bakınız dedenin ilk yavrusu arkadaşlar. Çok tüyde. Robi ve dede. Dipifeyin yani. İkisinin karışımı. Bu yavruların içinde de arkadaşlar çok gerçekten umut bağlanacak kuşlar var. Bakınız bu tek. İnşallah. Vallahi dağılmışlar beyler. Dağılmışlar. İnşallah kazaya belaya uğramayız. Çünkü çok yukarıda uçuyorlar. Vallahi bak. Neredeler görüyor musun? Arkadaşlar şuraya bakın ya. Öbür grupta nerede? Karma karışık ortalık. Neyse. Hadi burayı temizleyelim. Artık dönüş yaptık. Kümesimizde her gün standart temizliğimizi yapıyoruz arkadaşlar. Her ne kadar da o kadar aşırı pis olmasa da temizleyelim. Ondan sonra da bakalım belki içeri alırken de çekmeye çalışırız. Lütfen şöyle parmaklarınızı kaldırırsanız beni ve kanalı arkadaşlarımızı memnun edersiniz dostlar. Tabii ki beğeniyorsanız. Neyse bunlar uçsun. Görüşelim. Arkadaşlar tekrardan merhaba. Bakınız ben kümesi temizledim. Camları falan sildim. Arkadaşlar görüyorsunuz. Şöyle göstereyim. Şu yemliğimizi düzeltelim. Bunlar da geldiler arkadaşlar. Bakınız çoğu banyo yapıyor orada. Hiç ellemeyeceğim. Bugün serbestler. İyice yesinler yağmuru. Yağmuru dediğim yani suyu. Güzel bir banyo yapsınlar. Çünkü özlemişler. Bakınız oraya gelenler de var. Ondan sonra videomuza devam ederiz. İçeri gelsinler. Yemleriz ve videomuza son veririz arkadaşlar. Hava bir kapattı bir açtı. Bakınız ben geldiğimden beri 45 dakika geçmiş. Biraz oturdum kahve falan içtim. Bunlar iyi uçtular ama. Gittiler geldiler. Yavaş yavaş da randımana oturacaklardır. İnşallah başka kayıp yaşamayız. Evet dostlar birazdan görüşelim içeri alırken. Arkadaşlar tekrardan merhaba. Bakınız sırılsıklam oldular. Ben bayağıdır dışarıda bıraktım. Çünkü iyice banyo yapsınlar diye. Şimdi yem kutumuz nerede? Alalım. İçeri almaya çalışalım bakalım. Vallahi bayağıdır dışarıdalar. Hiç ellemedim. Gel 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 gel. Bakınız bunların da banyo yapmaya ihtiyacı var. Havada bozdu bu arada. Gelin bakayım. Gelin. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bunları da eğitmeye uğraşıyorum. Ama tabii geç salındığı için birkaç tane kayıp yaşadık. Şöyle göstereyim. Bakalım. Bakınız nasıl eğitim verdim arkadaşlar. Şu saz kanat efsane bir kuş olacak. Kaybolup kaybolup geldi. Dur bakalım şöyle girelim. Kümesler temiz. Bakalım bunlar arkadaşlar. Yavru almak için çok geç. Bunlardan yavru almak için. Bakalım nasıl bir sistem yapacağız. Hepsi girdi mi? Bakın bir tane kaldı. Maşallah o da girdi. Evet dostlar. Şöyle hemen kapatalım muhabbetimize devam edelim. Evet arkadaşlar yavru eğitimi sıfırdan sanki sezona başlar gibi vermeye çalışıyorum gene. Bunu önceki videolarımda hep anlatıyordum. Bakayım 11 tane kuş olacak. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Arkadaşlar 11 de içeride. Bir hava açıyor kapatıyor.
Arkadaşlar, bu dönemde bunları devamlı dışarı salmamız lazım. Çünkü dediğim gibi bunlar sıfırdan yetişen yavrular şu anda. Öbürleri bayağı kendini yırttı. Bakınız arkadaşlar, efsane, maşallah, çok güzel olacak. Kuşlar. Şu dedenin, bak, mavi boncuklu dedenin o üst üste 3 kere birinci olan dişinin yavrusu. Onu antrenman vereceğim arkadaşlar. Hala bak, kuş bende 3 aydır bende. Hala kağıdını istemedim çünkü her an gidebilir, biliyorsunuz. Bakalım neler olur. Bu arada Apache falan efsane oldu. 53'ün yavruları o Belçikalıyla. O en baştaki Gökte şu, bakınız arkadaşlar. Nerede? O öbür tarafa geçti. O da onun yavrusu. 53'ün yavrusu. Güzel kuşlar var. Tabii ki bunlar şu anda hani 2 ay sonra ya hazır olamaz. Robin'inkiler belki olabilir. Şu dedeninki hazır olabilir. Yani yavru almaya hazır olabilir. Diğerler arkadaşlar daha genç. Ne yapacağız? Bu şekil. Eğer sahiplenen olmazsa uçurmaya deneyeceğiz. Ondan sonra da antrenmanlara başlarız. Tabii ki bazılarında bakınız çok yavru olmasına rağmen 2022 yüzükleri falan var. Böyle devam ederiz dostlar. Ben dediğim gibi elimden geldiğince, bakın bu erkek arkadaşlar. Apache'nin kardeşi. O giden Belçikalı var ya, onun şununla ikisi kardeş, bakınız. Numaralarını bilmiyorum. Tam kaç olduğunu bilmiyorum. Şu 37 olması lazım. Robin'in erkekle, Robin'in dişinin yavrusu, biliyorsunuz. Ona vurmuştuk onu. Çok güzel yavrular verdi arkadaşlar. Bakalım neler olur. Bekleyip görürüz. Burada dedenin yavrusunun birisi kayıp. Bir tane de neredeydi o? 91'in yavrusu kayıp. Haber çıkmadı bir yerden. İnşallah doğan belası almamıştır. Bu aralar arkadaşlar hepsi geliyor. Doğan, Moğan, Çerkenes filan. Çünkü artık göçmen kuşlar göçmeye başlıyor. Ve bizim kuşlar da baş başa kalacak bunlarla. Yapacak bir şey yok. O yüzden Hollanda'da veya Avrupa'da bu zamanlarda kuş pek uçurmazlar. Yani postalıları yarış sezonu bittiği zaman dinlendirmeye alırlar. Bu arada dişiler de felaket ses yapmaya başladı. Arkadaşlar burada videomun başında anlattığım gibi, bakınız hiç ellemiyorum. Görüyor musunuz 36'ya falan. Mehmet Aktağ seninki iyice alıştı. 1.99'da Ali'ninki kaldı. Onları da alıştırdık mı burayı da temizleriz arkadaşlar. Ondan sonra bakarız. Bunları da belki birazdan salabilirim ama gerek de yok artık. Sezon bitti. Bu arada taklacılar, son telekte olanlar var. Onlar da tüyden çıksın. Yavaş yavaş doğan belası izin verirse onları da uçurmaya çalışırız arkadaşlar. Evet dostlar, gene böyle bir video oldu. Umarım biraz hoşunuza gitmiştir. Malum ölü sezondayız. Yani şu anda hem de tüy zamanı hayvanların. Çünkü yarış esnasında bütün tüy attırmadık. Tuttuk çünkü yarışacağız diye. Tabii araya izin girdi. Ama ona rağmen arkadaşlar bence elimizde kalan yavrularımız güzel yarıştı. Tabii ki herkes gibi biz de vurgun yediğimiz zamanlar oldu. Ama bu işin doğasında bu var. Bir de şunu söyleyeyim, her kaybolan kuş kötü kuş değildir. Yavrulardan bahsediyorum. Bakınız 10 numara çıktı gitti, 20 gün sonra mı geldi? Ama ondan sonraki haftalar tak tak kafaya geldi hayvan. Yani onca kuşun içinde 7. 10. oldu. Bilmiyorum kaçıncı oldu, 15 mi oldu bilmiyorum, tam çıkarmamız lazım. Ama dediğim gibi her kaybolan yavru da kötü kuş değildir arkadaşlar. Çünkü şeyi hak ediyor, yani sezonu görüp ondan sonra ne yaptığına bakmak gerekiyor. Tabii biz selekte yeri, yani ayrım yapamıyoruz. Çünkü elimizde o kadar yavru almadığımız için kuşları ne yapıyoruz? Ayıramıyoruz. Yani ha, bu daha basıklıdır veya bu daha üstündür falan diye yapamıyoruz. Biz sezonu tamamlayan yavrularla yola devam ediyoruz. Çünkü niye arkadaşlar? Elimizde yavru fazla olmadığı için. Ama arkadaşların 80-100 yavrusu olunca 40 tane kalıyor. Yarısı gidiyor, bilmem ne oluyor. Ve ne yapıyorlar arkadaşlar? Ona göre diyorlar ki ha, bu bundan daha iyi, onu biraz tutayım. Böyle devam ediyorlar. Bizim o imkanımız yok. Ama ona rağmen iyi şeyler yapmaya çalışıyoruz. En azından
Siz 80 yavru alın, benim bakım sistemimi veya benim bu sistemi benimsiyorsanız yapın, yarışın arkadaşlar. Kuşlarınız da kaliteli ise veya vasıflı kuşlarsa sizler bir şey yapmaya çalışın. Ama bu işin en başta şartı bakım, temizlik, düzen. Bakınız, ben 17 gün gittim, buralar içeri girilmiyordu ama şimdi rahatsız da olsam bunları temizliyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bakıyorum, ediyorum. Yavaş yavaş eski düzene oturtuyoruz. Tabii kış gelecek arkadaşlar. Kışında tabii bunlar sonra teleye falan düştüğü zaman yatırırım. Ondan sonra hiç salmam. Ama bunları mutlaka salmam lazım. Niye biliyor musunuz? Çok acemiler. Çok. Bunları ne kadar geç salırsanız o kadar salak olurlar tabiri caizse. Tabii işlerde tecrübeliler var, bakın şöyle. Onlar yırttı ama burada bir 6-7 tane var ki tam tecrübesiz. Onlara tecrübe kazandırmak için, en azından giriş çıkış yapmak için ve etrafı, bakınız orada bir tane daha var. Vallahi bu yabancı, burada 11 tane var mı arkadaşlar? 2, 3, 6, 9, evet bu yabancı. Bakınız getirmişler, ben görmedim onu. Come on. Come on. Acaba kaybolan kuşlardan biri mi ya? 3, 6, 9, 10. Ay yok be arkadaşlar, bizimmiş, ben yanlış saymışım ya. 91'in yavrusu ya. Vallahi. Neyse. Tabii sezon içi olmadığı için fazla dikkat etmiyorum artık. Sizler de görüyorsunuz zaten. Ama gelecektir bakalım. Gel bakayım. Gel. Gel. Come on. Come on. Gel oğlum. Gel. Bunun eşi, bunun kardeşi kayboldu beyler. Gel. Bak bu da çok tehlikeli bakıyor şu anda. Neyse, ben bunu videodan sonra içeri alırım. Arkadaşlar bugün de böyle video oldu. İnşallah şöyle parmaklarınızı kaldırırsınız ve aramıza, bu videoya denk gelip de aramıza gelenler olursa da kanalımıza gelsinler. Canlı yayınlarımızda kendilerini tanısınlar ve arkadaşlar ailemize girsinler. Evet dostlar, hepinize seyrettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Ne diyordum ben? Benim bildiğim bu kadar. Herkesin bildiği kendi kadar. Tabii Ergünay Sarı sözüyle de videoma burada son veriyorum arkadaşlar. Ne diyor Ergünay Sarı? Kuş uçar uçmaz, oynar oynamaz, yeter ki dostluklar, arkadaşlıklar yerinde oynamasın. Seviliyorsunuz, kendinize iyi bakın, Allah'a emanet olun dostlar.